Merhaba arkadaşlar. 29 günde TYT Türkçe kampının kaçıncı günündeyiz hocam? 9. günündeyiz. Çok iyi ilerleme kaydettik. Ta zamire kadar geldik. Şimdi zamiri hallediyoruz abi. Olay bitiyor. Vallahi var ya, zamiri de hallediyoruz. Abi olayı böyle yarılamış gibi hissedebilirsiniz artık kendinizi. Tamam mıyız? Çünkü zor konular geçiyor. Çok güzel böyle sempatik konulara geliyoruz. Hocam zamir neydi? Diğer adıyla adıl. Arkadaşlar... pardon, şunu bir şöyle şey yapayım gençler. Tam ekran yapayım. Eyvallah. Gençler, zamir neydi? Adıl, ismin yerini tutan sözcükler ne oluyordu? Dörde ayrılıyordu. Hemen kişi, yani şahıs zamirinden başlayalım gençler. Gençler, Türkçedeki şahıs zamirleri nelerdi? Ben, sen, o, biz, siz, onlar. Doğru mu? Ben, sen, o, biz, siz, onlar. Bakın, ben, sen, biz, siz. Bu dördünü gördüğünüz an yapıştırın. Garanti verin, rahat ol. Yapıştır belgesi. Ne oldu ya? Kişi zamiri de. Tamam mıyız gençler? Gördüğünüz an yapıştırıyorsunuz, kişi zamiri diyorsunuz. Hocam, o ve onlarda bir duralım. Biz her zaman neydik? Türkçenin büyülü dünyası. Cümlenin tamamını okuyacaksınız. Bak, o ve onlarda karşına şöyle bir şey çıkabilir. Mesela sana şuraya iki tane o yazayım. Dışarıda çöp toplarken gördüm. Bu birinci onu. Bir onu daha yazayım. Bahçeye dikmek yerine çöpe atmışlar. Hocam, al sana bir onu daha. Bak, biz ne dedik? Türkçenin büyülü dünyası. Cümlenin tamamını okuyacaksın. Hocam, şu onlara baktığında hiçbir şey anlamazsın. Cümlenin tamamını okuduğunda işler değişecek. Onu dışarıda çöp toplarken gördüm derken, bu bir kişidir büyük ihtimalle. Doğru mu? Yani onu çöp topla, Ayşe, Fatma, Ali, Hasan, Hüseyin. Doğru mu abi? Gördüğün kişidir yani. Ama onu bahçeye dikmek yerine çöpe atmışlar derken, bu bir bitkidir büyük ihtimalle. Yani bir kişi değildir, değil mi? Bakın. O ve onlar ifadesi bir eşyayı belirtiyorsa işaret sıfatı veya zamiridir. Eğer bir kişiyi belirtiyorsa kişi zamiridir. Unutma. Mesela onları hemen çantana koy dediğinde insanları çantaya koymazsın, değil mi? Yani bir objedir bunlar, bir eşyadır. Ama şöyle deseydim, onları dışarıda el ele tutuşurken gördüm. Hocam, bunlar eşya değildir büyük ihtimalle, kişilerdir. Doğru mu? Al sana kişi zamiri. Var mı problem? Siz mükemmel insanlarsınız. Hocam, bakın, bunların hepsi çekime girebilir. Mesela ben beni olabilir, sen sana olabilir. Onda, bizden, sizlerden, onlara, onları. Yani her türlü çekime girebilir. En nihayetinde ne olacak? Kalıbım ben sana, biz siz onlardan biri olacak. O ve onlara dikkat edeceğiz. Doğru mu? Hocam, eski bir soru örneği var burada. Aşkın aldı benden beni, bana seni, gerek seni. Ben yanarım günü günü, bana seni, gerek seni. Adam bu dörtlüğü vermişti. Yunus Emre'nin bir şiiridir gençler bu. Bu dörtlüğü vermişti. Ne demişti? Bu dörtlükte kaç kişi zamiri kullanılmıştır? Bakalım. Ben, sen. Ne oldu? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Tamam mıyız arkadaşlar? Ne oldu? 9 tane kişi zamiri kullanıldı burada. Var mı problem? Mükemmelsiniz. Şuna dikkat ettiniz değil mi gençler? Az önce işlediğimiz. Güzel. Haydi devam edelim bakalım. Şimdi hocam, bu kişi zamirinin bir alt başlığı var. Dönüşlülük zamiri. Bak, dikkat et. İkinci başlıkta değiliz. Kişi zamirinin alt başlığı olan dönüşlülük zamirinden bahsediyoruz. Nedir hocam Türkçedeki dönüşlülük zamiri? Kendidir. Kendi. Garanti verim, rahat ol. Kendiyi gördüğün an yapıştır dönüşlülük zamiri. Bak, gördüğün an yapıştır dönüşlülük zamiri diyorum sana. Bizimkiler hep kendilerini düşünür. Dediğinde al, dönüşlük. Bildiğin dönüşlük zamiri. Kendi. Hocam, bu elbiseyi ben kendim diktim derken, bak, ben yetmedi. Kendim. Biraz aslan burcudur, böyle övünmeyi sever ya. Ben kendim. Aslan burçları, kusura bakmayın. Bak, burada ne yapmış? Özneyi pekiştirmiş. Diktiğim yükten diken kim? Ben. Yetmedi. Kendim. Anlaştık mı? Ne yaptı? Yine dönüşlülük zamiri midir hocam? Yine dönüşlülük zamiridir. Ama nedir abi? Özneyi pekiştirme göreviyle de kullanılmış aynı zamanda. Var mı problem? Güzel.
Buyur. Notada dikkat ediyoruz. Haydi bakalım devam edelim. İşaret zamiri. Gençler işaret sözcüklerini nelerdi? Bu şu, bunlar, orası, şurada, diğeri falan filan. İşaret sıfatından hatırla. Ek alırsa zamir. Virgülle birlikte gelirse yine zamir. Giden geminin son matemidir bu. Bak bu cümleyi bir düzelt. Bu giden geminin, değil mi? Giden geminin son matemidir. Yapma babi. Ne oldu arkadaşlar? Virgülle birlikte mi geldi? Zaten burada da önünde hani belirtebileceği bir isim yok. Kafadan zamiri, değil mi? Şuraya yerleşiniz. Şu işaret sözcüğü. Şuraya yerleşiniz. Bak ek almış işaret zamiri. Arabaya şunu da çağırın. Yine ne oldu? İşaret zamiri. Şimdi bu örnekte öğrenci bir takılıyor. Bak, öğrenci bu örnekte bir takılıyor. Niye hocam? Şöyle. Diyor ki hocam arabaya şunu da çağırın derken o bir kişi değil midir? Kişi zamiri olmaz mı? Diyor. Gençler kişi zamiri ben sen o biz siz onlardan başka şu dönüşlülük haricinde kendi haricinde başka bir şey olamaz. Anlaştık mı? Orada şunu da çağırın derken kişiyi işaret ediyor bak. Şunu da çağırın. Bu yine işaret zamiridir unutma. Var mı problem? Siz mükemmel insanlarsınız. Geldik belgisiz zamire gençler. Nedir abi belgisiz zamir? İşte belgisiz sözcüklerim vardı. Bunların ek almış hali. Hatırla. Birkaç ne oldu? Birkaçı. Birçok ne oldu? Birçoğu. Kimi, kimisi, kimileri. Bazı, bazısı, bazıları. Başka, başkası, hiçbiri falan filan. Hepsi ek aldı. Hocam bunları niye böyle parantez içerisinde yazdık? Dikkat. Hocam hani bunlar ek almazsa sıfat alıyor, ek alırsa zamir oluyor falan ya biraz tırvırısı var. Hocam bunların tırvırısı yok. Garantisi benim rahat ol. Hepsi, herkes, kimse, şey. Gördüğün an yapıştır belgisiz zamirde rahat ol. Tamam mıyız? Bir daha söylüyorum. Hepsi, herkes, kimse, şey. Garantisi Ahmet Hoca ya rahat ol diyorum sana baksana rahatlığa bak. Ben rahatım böyle peşin satanlar gibi ders anlatıyorum. Sen de bu derece rahat ol. Şunları gördüğün an belgisiz zamirde, zamirde garantisi benim abi. Tamam mıyız? Bir adam seni sordu. Burada herhangi bir adam ne oldu? Bir adam ismi belirtti. Belgisiz sıfat. Biri seni sordu dediğimde hocam ek aldı mı? Aldı. Bitti. Belgisiz zamir. Bazı olaylar canını sıktı. Ne oldu? Olay ismini belirtti. Belgisiz sıfat. Olayların bazıları canını sıktı. Hocam ek aldı mı? Ek aldı. Olay bitti. Belgisiz zamir. Hepiniz geldiniz. Biz zaten hepsi herkes kimse. Ne demiştik? Belgisiz zamir. Gördüğün an yapıştırıyorsun. Geldik soru zamirine. Hocam bu sorular bize yeter. Hangi? Ne oldu? Ek aldı. Hangisi veya hangileri oldu? Hocam kaç? Ne oldu? Ek aldı. Kaçı oldu? Ne kadar? Ne oldu? Ek aldı. Ne kadar oldu? Ne? Neyi oldu? Ek aldı. Arkadaşlar hepsi soru zamiri oldu. Hocam şu neyi bir daha hatırlayalım. Hadi bakalım beraberce. Söyle bakayım bana hangi anlamına gelirse ne oluyordu? Duyacağım. Var ya mükemmelsiniz siz ya. Sıfat oluyordu. Hocam neden anlamına gelirse ne oluyordu? Hatırla. Wow. Mükemmel insanlar. Zarf oluyordu. Hocam hiçbir anlama gelmezse kendi anlamındaysa mükemmelsiniz abi. Zamir oluyordu. Doğru mu? Bak bu ne sözcüğünü bir kere daha yaptık. Zarfta bir daha yapacağız. Zarfta bir daha yapacağız. Bir daha yapmayacağız. Artık öğrenelim tamam mı? Hocam bunları niye böyle yazdık parantez içerisinde? Kim ve nereye? Garantisi benim rahat ol. Gördüğün an yapıştır soru zamirde. Gördüğün an yapıştır zamirde garantisi benim abi. Her türlü çekimi olabilir. Nereye? Nerede olabilir? Neresi olabilir? Nereden olabilir? Kim? Kiminle olabilir? Kimi olabilir? Kimden olabilir? Kimde olabilir? Hiçbir sıkıntı yok. Her türlü çekimi olabilir. Bunları gördüğün an yapıştırıyorsun. Zamir diyorsun. Soru zamiri diyorsun. Garantisi benim abi. Rahat ol. Sinemaya hangi gün gidelim derken. Hocam gün ismini belirtti. Bu soru sıfatı galiba. Günlerin hangisinde ek aldı mı hocam? Ek aldı. Ne oldu? Soru zamiri. Kaç para verdin hocam? Ne oldu? Sıfat oldu. İsim belirtti. Paraların kaçını verdin? Ek aldı mı hocam? Aldı. Soru zamiri. Ne tarafa gideceksin? Hangi taraf? Hocam ne? Hangi anlamında kullanıldı? Sıfat. Ne ağlarsın benim zülfü siyahım? Neden ağlarsın? Zarf. Elif bize ne anlatacak dediğimizde arkadaşlar kendi anlamında zamir. Tamam mıyız? Anlaşıyoruz değil mi gençler?
Hadi devam edelim bakalım. Şimdi orada zamirler bitti. Zamirlerin bir alt başlığı var. Nedir? Ek halinde zamirler arkadaşlar. Bu ek halinde zamirler de kendi içerisinde ikiye ayrılıyor. Bir iyelik zamiri. Bildiğin iyelik eki vardı ya. Hani sahiplik, aitlik anlamını katan. İyelik eki. Bildiğin o yani. Bak ev sözcüğünü bir çekimleyelim. Ev. Evim dediğinde benim evim. Birinci tekil iyelik eki. Evin, senin evin. Evi, onun evi. Evimiz, bizim evimiz. Eviniz, sizin eviniz. Evleri, onların evleri. Ne oldu arkadaşlar? Bakın şu ekler aslında neymiş? İyelik eki, yani iyelik zamiriymiş. Tamam mıyız gençler? İyelik zamiri. Zaten kimin neyin sorusuna cevap verir. Kimin evi benim evim? Var mı sıkıntı? Güzel. Hocam ilgi zamiri bildiğin zamir kiisi vardı ya, hani ilgi kiisi. Hani sıfatta da anlattık. 3 tane ki vardı. Biri bağlaç kiisi, biri sıfat kiisi, biri de zamir kiisi. Hocam bağlaç kiisini ayırt ederim çünkü ayrı yazılır. Zamir ve sıfat kiisinde bir kalırım. Abi zamir ve sıfat kiisi nasıl olacaktı? Hangi sorusu hatırlasana bak şu. Şu notu hatırlasana. Sabahki tost güzeldi. Hangi tost? Sabahki tost. Cevap aldın mı? Sıfat. Sabahki güzeldi. Hangi güzeldi? Sabahki güzeldi. Cevap alamadım galiba. Saçma oldu. Zamir arkadaşlar. Var mı problem? Yok. Güzel. Hoca bu şekilde konuyu bir özetledik. Haydi bakalım sorularını çözelim. Onu bir yerlerden tanıyordum sanki cümlesindeki altı çizdiğin sözcüğün görevce özdeşi hangisinde vardır? Bakalım arkadaşlar. Onu bir yerlerden tanıyordum. Bu kişi galiba değil mi? Ayşe'yi, Fatma'yı, Abu Zittin'i, Çağrı'yı. Eğer bu sokaktan gidersek yolumuz uzayacak. Gitti. Dedemin anlattığı masalın sonunu dinleyemeden uyuyakalırdım. Gitti. Birkaç eşyanın yerini değiştirdik. Evin çevresi değişti. Gitti. Hemen söyleyeyim. Böyle bir parçayı hiçbir yerde bulamazsınız. Gitti. Kitapların hepsini bugün yerleştiremezsen yarın devam edersin. Hocam hepsi, herkes, kimse, şey neydi? Hatırla bakayım. Gördüğün an yapıştırıyordun, zamir, belgesiz zamir diyordun. Güzel. Hocam zamir yani. Bu da zamirdi. Hop, cevabımız Edirne oldu. Devam edelim. Numaralı sözcüklerin hangisi adıldır yani zamirdir? Bakalım. Kimi şehirler? Hocam belgesiz ifaden bir isimle birlikte kullanıldı. Hani şehirlerin kimileri deseydi zamir olurdu. Bu sıfat gitti. Vardır ki ne tarihi binaları ne ünlü eserleri. Hocam ne ikileme tekrarlı bağlaç gitti. Ne de tarımsal, ticari, sanayisel bir özelliği vardır. Çeşitli sebepleriyle birkaç aile gelmiş oraya. Hocam birkaç belge istifadem ek almamış, sıfat gitti. Gelmiş oraya. Hocam oraya sözcüğün kökü o değil mi? İşaret sözcüğü değil miydi bu? Hocam ek almış mı? Almış. Bitti. Ne oldu? Zamir oldu. İşaret zamiri. Doğru mu? Haydi bakalım. Aynen böyle çözüyoruz soruları beraberce. Zamirlerin bu açıklamada belirtilen özelliklerinden biri ördeklenmemiştir. Bakalım. Zamirler isimlere birçok bakımdan benzeyen sözcüklerdir. İsimler gibi haleklerini alır, isim tamlaması kadar yüklem olur. Onlar gibi iyilik eklerini alırlar. Bakalım hangisinde bunları almayan bir zamir vardır? Babamın bana, hocam ben kişi zamiriydi. Doğru mu? Al, ne olmuş? Haleki almış, gitti. İşte kardeşinize anlatmak istediğim buydu. Bu işaret sözcüğü, doğru mu? Ek fiil almış arkadaşlar. Ek fiil almış ve yüklem olmuş zaten. Gitti. Kapı çalıyor. Bu saatte kim gelmiş olabilir? Kim? Gördüğün an yapıştırıyordu. Neydi arkadaşlar? Soru zamiri. Herhangi bir ek almamış. Yani şurada denilen hiçbir vasfı karşılamıyor. Haliyle cevabımız ne oldu? Ceyhan oldu. Çocuğun kimsesi var mıymış? Hepsi, herkes, kimse, şey demiştik. Belgesiz zamir. Bak iyilik eki almış. Gitti. Lütfen benim eşyalarımı, ben, kişi zamiri. Bak ne olmuş? İlgi eki almış. Gitti arkadaşlar. Ne oldu cevabımız? Ceyhan oldu. Hangisinde belgisiz zamir kullanılmıştır? Bakalım. Yarın hava sıcaklıklarının birkaç derece düşeceği söylendi. Temiz. Birkaç derece. Belgisiz sözcüğüm ama sıfat, yani ek almamış. Zamir olmamış. Programda neler var? İçerik güzel hazırlanmış mı? Burada zamir var arkadaşlar ama soru zamiri bu. Birkaç defa uyandım. Yine belgisiz sıfat var burada. Bazılarınızın, hocam bazı soru sözcüğüm değil miydi? Ek almış mı? Olay bitti. Ek aldı, olay bitti. Al sana zamir. Bak ne kadar pratikleşiyoruz. Gördünüz mü arkadaşlar? Haydi bakalım. Hangisinde ek halinde zamir vardır? Ya iyilik 2, iyilik zamiri ya da ilgi zamiri 2. Aslında anneminki boş bir endişeden bir şey değildi. Anneminki boş. Hangi boş? Anneminki boş. Oldu mu? Olmadı. Hangi sorusunu sordum? Cevap alamadıysam bu zamirdir hocam. 2, ilgi 2,
ek halinde, doğru mu? Al, biri aldık. Bir olmayanları şöyle bir gönderelim bakalım. Çocukluk hatıralarım seninkinden daha renkliydi. Hocam hatıralarım benim hatıralarım değil mi? Benim hatıralarım. Bu da iyilik eki değil mi? Ah, cevabımız çıktı ortaya. Var mı problem? Mükemmel insanlarsınız. Hangisindeki altı çizgi sözcük işaret zamiri değildir? Bakalım. Bütün bunları bu işaret sözcüğü ek almış, zamir gitti. Onu büyük kutulardan birine yerleştirelim. Arkadaşlar bir işaret sözcüğü ek almış. Ayrıca hani kişi de değil değil mi? İnsanı kutuya yerleştirmezsin. Gitti. Raporun diğer bölümlerini. Hocam diğer işaret sözcüğünde ek almış mı? Ek almış mı? Almamış. Bitti. Sıfat. Tamam mıyız? Önündeki sözcüğü hangi sorusunu sor. Bak cevap alıyorsun. Hangi bölümleri? Diğer bölümleri. Sıfat değil mi bu? Haydi bakalım. Virgülden önce gelmiş. Zamir. Şu işaret sözcüğü ek almış, zamir. Bunları unutmuyoruz. Hadi bakalım. Birinci cümlede birden fazla zamir bulunmaktadır. Bakalım satıcı sesleri bunlardan biriydi. Hocam bu işaret sözcüğüm ek almış, zamir. Bir belgisiz sözcüğüm ek almış, zamir. Adana gitti. İkinci cümlede geçen bu ve bütün sözcükleri zamirdir. Bakalım eski İstanbul mahallelerinde bu sesler. Hocam bu işaret sözcüğü ek almış mı, almamış. İsmi de belirtmiş zaten. Ne oldu? Sıfat zamir değil ki. Bütün de aynı şekilde. Değil mi? Yani ek almamış ki. Zamir değil abi. Sıfat. Cevabımız da çıktı hemen ortaya. Bak ne yaptık? Hiç uzatmadan cevaba ulaştık. Ve sorularımız da burada bitti. Hemen ödevlendirmeyi yapıyoruz. Ve gönderiyoruz sizi gençler. Ne yapıyoruz? Zamirden 50 soru. Anlaştık mı? Anlaştık gayet de. 50 soruyu çözüyoruz. Sonra kafamız rahat bir şekilde yastığa kafamızı koyuyoruz. Önce bir dinlenin 15 dakika. Sonra bir tekrar. Sonra 50 soru çözüyoruz. Kendinize çok cici bakıyorsunuz. Görüşmek üzere.